Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında serbest bırakılanlar arasında İngiltere, ABD, İsveç, Hırvatistan ve Fas vatandaşlarından oluşan 10 yabancı savaşçı da yer alıyordu. Yabancı savaşçıların çoğunluğunu İngiliz vatandaşları oluştururken serbest bırakılan 5 İngiliz'in arasında Suriye'de PKK-YPG saflarında savaşan terörist Aiden Ashley'nin de olduğu ortaya çıktı. 2015-2017 yıllarında Suriye'de Roşat Rojava kod adıyla PKK-YPG safında terör faaliyetleri yürüten Ashley'nin Rus ordusunca Mariupol'de yakalanmış ve Donetsk'te yargılanarak idama mahkum edilmişti. İngiliz terörist Donetsk cezaevinde Amerikalı gazeteci John Mark Dugan'a verdiği röportajda Kiev yönetiminin terörle bağlantılarını itiraf etmişti. Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahların yasa dışı olarak Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye gönderildiğini anlatmıştı. Ukrayna sahasındaki İngiliz füzelerinin YPG'ye gönderildiğini söyleyen Ashley'nin umarım ellerine ulaşmıştır. Çünkü Türkiye'ye karşı savaşta kullanabilirler ifadelerini kullanmıştı. Suudi Arabistan'da serbest bırakıldıktan sonra ülkesine gönderilen PKK-YPG'li terörist Ashley'ne İngiliz hükümeti de sahip çıktı. İngiltere Başbakanı Liz Truss, Ashley'nin ve 4 İngiliz vatandaşının güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinden duyduğu memnuniyeti sosyal medyada dile getirdi. İngiliz milletvekili Robert Jenrick ise PKK-YPG'li teröristi kahraman gibi överken Ukrayna ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.